Meded ya Hazreti Allah, meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, meded ya Hazreti Ali keremallahu vechehu, meded ya Gavs-ı Azam Abdülkadir el-Ceylani, meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize nasip eylediği şu futuhat kapısından Allah nasip ederse yine bir hikmet risalesinden bir babla Kafirun suresindeki hakikat ve hikmetleri beyan etmeye niyaz eyledik. Hazreti Allah içindeki hikmetlerle yaşayabilmeyi bize nasibe müyesser eylesin. Ayet-i kerimeler şer'en bir şey ifade ediyor, işareten bir şey ifade ediyor, hakikatten bir şey ifade ediyor, hikmetten çok şeyler ifade ediyor. Bütün bu ifadeler bir bütün, insanın hepsini bir arada yaşama kabiliyetini Hazreti Allah kendisine takdir eylemiş. O takdir olmasa Hazreti Allah nefhayı ilahisinden vermezdi bizlere. Zira cinlere nasip eylemedi bunu, insanlara nasip eyledi. İnsanlara nefhayı ilahi denilen ruhun incelik ve letaiflerini, kendi hakikat ve hikmetlerinin sıfat-ı tecellilerini insana nasip eyledi ki o nasibin içerisinde Hazreti Allah'ın hakikatlerini görebilme imkanı var. Onları görebilmek elbette ki onu yaşamakla kaim olur. Yani bir şeyin lezzetinden bahsediliyor bu derslerde. O lezzetlerden haberdar olanlara bir şey anlattığı gibi o lezzeti arayan dillere bir tat veriyor. Buyurun gelin Hazreti Allah'ın şu kitab-ı keriminde öyle hikmetler, öyle hakikatler nüzul edilmiş ki o nüzulün içerisinde öyle sırlar saklandırılmış ki o sırlardan haberdar olun. Umulur ki o sırlara gark olmaya niyaz edersiniz denilerek bizlere bu hikmet kapısı aralanmış. Belki de ahiret hayatı sürdüğümüz şu dönemde Ümmet-i Muhammed'in düştüğü hali gösterir bu. Bizdekincekiler için Kul huvallahu ehad yeter idi. Hazreti Pir'in kısa bir sohbeti yeter idi. İmam-ı Gazali'nin dört ciltlik ihyası yeter idi. Ancak devir ilerledi, ilerledi, ilerledi. Nefse yetmez oldu bu hayat. Daha başka ne duyabilirim dedi. Hazreti Allah bu büyüklerin gönlünden şu hakikati ifşa ettiriyor ki Hazreti Allah'ın ilmi bitmez. Denizlerin suyu biter, mürekkepler biter, kağıt yetmez, Allah'ın ilimleri bitmez. O ilimler açılıyor kıyamete kadar ki bu hikmetlerden haberdar ediniz. Bu lezzetlerden sizleri haberdar etmiş olanlar vardı. Neden bu hikmetlerin peşinde koşmuyorsunuz denilir. Bizler onları uğrunda koşmaya niyaz ettik. Cenab-ı Hak koştuğumuz şeyin kendi zatının huzurunda onun cemaline erenlerden eylesin. Hazreti Allah Kafirun suresinde şöyle buyuruyor ki biz onu üç hakikatle dile getirmeye gayret edeceğiz. Bir tanesi sebebinin nüzulünden kısaca bahsedeceğiz. Sonra harflerin efendisi ama sırların içinde bir sır kalmış Lam Elif'ten biraz bahsedeceğiz. Kitapta genişleteceğiz kısmet olursa. Ve ondan sonra bizi bu dört Lam Elif makamıyla bizim ne halde olmamız lazım onu ifade etmeye niyaz edeceğiz. Zira Hazreti Allah şöyle buyurmuştu. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza kulluk etmem. Onlara tapmam. Ve la entum abidun ma a'bud. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz. Ve la ene abidun ma abettum. Ben kulluk edici olmadım. Siz neye tapmışsanız. Ve la entum abidun ma a'bud. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır buyuruyor. Bunu söyleyen kim? Resulü Kibriya Efendimiz. Ne için söylemişti bunu Resulullah? O hakikatten başlayalım.
Herkes için kolay bir lisan olmuş. Lekum dinukum veliye din demek. Sizin dinini size, benim dinim bana demek. Ama hakikat ve hikmet ile o dinden haberdar mıyız? O din bizim için de hakiki bir din midir ki bu söz bu kadar kolay söylenebilir? Eziyetlerin en alasını çekmiş olan ashab-ı ikramdan Bilal-i Habeşi ile başlamıştı bu surenin nüzul sebebi. Bilal-i Habeşi deyip geçmeyin, basit bir köle gibi değildi aslında hayatı. Ta kökenleri Necaşi ile akrabalığa kadar dayanmaktaydı. Habeşistan topraklarına Hazreti İsa Efendimiz'den sonra İncil'in hakikat ve hikmetlerini anlatmak üzere yola çıkmış olanlar Habeşistan'a geldiklerinde orada bu irşat vazifesiyle görev yaptıklarında Bilal-i Habeşi Efendimizin 6. dedeleri de o dönemde Habeşistan'da yaşıyordu. Hazreti Necaşi'nin bulunmuş olduğu taife ile onun karşısında bir başka büyük kabile daha vardı. Yani Habeşistan'da iki büyük kabile, ondan hariç tabii ki diğerleri de var ama iki önemli sülale vardı. Zaten ne olduysa hep bu sülaleler arasında oldu. Aynı şey Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de Resulullah'ın ailesine karşı yapıldığı gibi, Hazreti İsa'nın Meryem anamızla beraber ailesine karşı olduğu gibi, o çekememezlik, o kabul görmezliğin bir başka payesi ve perdesi olarak böyle ifşa oldu. O dönem içerisinde Hazreti Necaşi'nin kabilesi işin başında Habeşistan'ın kralları konumundaydı. Habeşistan'da yeni kuruluyordu zaten. Bu kurulum aşamasında milattan sonra 100'lü 120'li yıllar büyük bir kıyım gerçekleştirdiler. Kime karşı? Hristiyanlığı kabul edenlere karşı. Tahrif edilmiş olmak üzere de olsa Hristiyanlık inancını kabul eden o kabileye karşı hayır, istemezük, bizim putlarımız, bizim inandıklarımız bize yetmez mi diyenler, ki onların biraz kökleri Beni İsrail'e yakın idi, amca çocukları, dayı çocukları gibi ifade edebiliriz. Onlar karşı çıktılar, büyük bir zulümat ile Hazreti Necaşi ile ilgili olan bir kitabımız olacak. Orada derin detaylı anlatacağız ama bu konuyla Bilal-i Habeşi'nin ilgisi olduğu için kısaca beyan ediyoruz. Büyük kıyımın içerisinde Hazreti Necaşi'nin o dönemdeki dedeleriyle Bilal-i Habeşi'nin dedeleri birbirlerinin amca ve amca çocukları olmak üzere bir ayrıma gidildi. Bir kısmı köle olarak mecburen sürgün yiye yiye en son Bilal-i Habeşi'nin dedesi kendisini mecburen Mekke-i Mükerreme'de görmüştü. Ama Cenab-ı Hak mazlumların yanındadır. O zulme maruz kalmış olan mazlumlardan Hazreti Necaşi'nin dedesi Allah nasip etti bir kez daha devran döndü. Milattan sonra 280-290'lı yıllarda yeniden bu inkişaf ile Habeşistan ele geçti. Sonraki meseleyi biliyorsunuz zaten. Habeşistan'da Habeşistan'a kral oldu Hazreti Necaşi. Onun amca çocuklarından olan Bilal-i Habeşi ise Mekke-i Mükerreme'de kölelerden bir köle olmuştu. Köle ailelerinden bir çocuk idi zaten. Dolayısıyla biri kral, biri köle. Ama Hazreti Allah'ın filmine bak, bir gün yine yollarını İslam hakikatiyle birleştirecek. Çünkü onlar sadece Hazreti Allah'ın rızasını yutmuşlerdi. Cenab-ı Hakk'ın nasibiyle zaten Necaşi Hazretleri Müslüman olmuş, İslam ile müşerref olmuş, Müslüman olarak ahirete göçmüştü. Elhamdülillah şimdi türbesi yeniden imar ediyor, imar edildi ediliyor. Allah imar edenden de ettirenden de binlerce kez razı olsun. İslam bir hakikati daha hatırlamış olduğu, unutturulmuş olan, tarihin içerisinde silinmek istenen, Necaşi denilerek üzerinden geçilen, aslında şefaatini Hazreti Allah bize nasip eylesin. Bütün diğer devletleri hiç umursamadan Müslüman olan ilk İslam hükümdarı desek zannımızca doğrudur. Çünkü Müslüman olmuştu ve hükümdardı. Padişahtı, kraldı.
Bilal Habeşi Hazretleri işte bu takdirin içerisinde Mekke-i Mükerreme'de böyle bir şey yaşadı. Biri kral, biri köle. Bunlar aynı soydan geliyorlar. Bilal Habeşi Hazretleri ise köle olmakla beraber çok zeki, çok akıllı. Köleliği de basit bir kölelik değil. Yapmış olduğu köleliğin içerisinde diğer köleleri sevk ve idare eden şahsiyetti. Yani bugünkü tabirle söylersek hani çavuşbaşı diye tabir ederler veya tarım işçileri arasında işin başında duran çavuş diyorlar, mihmandar diyorlar vesaire pek çok isimlendirmeleri var. Yani bulunmuş oldukları köle taifesinin başında onlara iş veren, yükümlülük veren kişi. Yani Arap dünyasındaki o dönemdeki kölelerden bahsederken evet bunların bir kısmı tamamen işçi olarak çalışıyor ama bir kısmı da bugünkü tekniker, ara eleman, ne bileyim, yapılan ticaretin müdürü, elemanı gibi de düşünebilirsiniz. Her şeyiyle sahibine bağlı, hiçbir tasadduku olmayan ama bu şekliyle görevlendirmiş olan birisi. Bilal-i Habeşi Hazretleri ile de bu görevle diğer köleleri yöneten ve Mekke-i Mükerreme'de de bağlı bulunduğu efendisinin alışveriş işlerini yapan, eksik yediğini alan ve bununla beraber ticaretini yöneten kişi olarak defaatle hem Resulullah'tan hem Hazreti Ebubekir'den salı günü anlattığımız üzere çokça alışveriş yapan, çarşıya pazara gidip gelen birisi. Ve bütün çarşı içerisinde Hazreti Bilal şöyle tanınıyor. Acaba bu adam hakikaten köle midir? Çünkü alışverişinde, yemesinde, oturmasında, kalkmasında sanki bir bey gibi. Çünkü kanında var. Kanında ciddi anlamda bir cömertlik var. Ciddi anlamda bir yöneticilik vasfı var. Ki onun amca çocuğu Necaşi, Habeşistan'da kral. Böyle bir kralın kanını taşıyorlar. Dolayısıyla kandan aktarılmış, tabiri caizse genlerde var olan böyle bir hususiyet var. Yalan söylemeyen, putlara da tapmayan, ailesi de böyleydi çünkü putlara tapmazdı bunlar. Zaten o dönemin içerisinde dinsiz zannetmeyin, her birinin dini var. Her biri de Allah'ı Allah olarak biliyorlar ama putlar onlar için bir aracı. Her şeyi yapan putlar ilahlarını put edinmişler. Putlarını da ilah edinmişler. Kölelerin zaten bir dini olmasını kabullenemezler. Çünkü putlara öyle sahip çıkmışlardı ki o dönemin cahiliye anlayışı diyorlardı ki putlara köleler adak adayamaz. Putlara köleler önünde duramaz. Putlar, köleler putlardan bir şey isteyemez. O ancak bizim tanrımızdır. O ancak şereflilere ait bir inançtır. Çünkü köleler haşa şerefsizdir, birer metadır, kullanılacaktır, paçavra gibi ölecek, gömülecek, gidecek. Hatta işe yaramadığı 50'li 60'lı yaşlara geldiği zaman direkt öldürülüyordu. Yani hani bir hayvan gibi affedersiniz. İşe yaramadığında öldür gitsin. Canlarını bu kadar kıymetsiz olduğu için onların bu kıymetsizliği içinde bir dine tabi olup da putperest olmalarına bile izin yoktu yani. Hani gidelim biz de putların önünde putlara adak adayalım, dua edelim, bir şey isteyelim deseler dayak yerler. Böyle bir izin yok. Çünkü din bile özel bir sınıfa ait bir anlayışa sahip. Günlerden bir gün elbette vahiy-i ilahi nuzul oldu. Hazreti Peygamber'in peygamberliğinden yaklaşık 4,5 ay sonra Hazreti Bilal-i Habeşi ile Hazreti Ebubekir karşılaştılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz Bilal-i Habeşi ile sohbet etmeyi severdi. Çünkü bir köle gibi de değil. Aklı başında iş bilen bir zat. Ama köle, öyle alınmış. Kader öyle tayin olunmuş Hazreti Allah tarafından. Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Bilal'e bir takım ipuçları vermeye başlamıştı ufak ufak. Ya Bilal diyordu. Şu putlardan bir medet umuyorlar. Halbuki Hazreti Allah bu putlara sığamaz. Yere göre sığamaz, bir mekanı olamaz. Bunlar kendilerine uydurmuş oldukları bu dinle hakiki olan Cenab-ı Hak'tan bizi uzaklaştırmıyorlar mı dediklerinde
Bilal Habeşi'nin gözlerinden birkaç damla yaş döküldüğünde şöyle demişti: "Ya Ebu Bekir, bana dedelerimin dinini hatırlattın." dediğinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sordu: "Senin dedelerinin dini nedir?" Bu durumu anlattı, aslında Habeşistan'dan göçüp geldiklerini, böyle putperest olmadıklarını, Hazreti İsa'nın peygamberliğine iman ettiklerini, o İncil'in hakikatlerine sahip olduklarını, ama Mekke'ye gelince kölelik vesaire onlar da tabii bir kenarda kalmış. Dolayısıyla geçmişten gelen bir kültür olarak kalmış. Hazreti İsa kafada öyle bir kalmış. Ama tabii ki dini anlamda Hristiyan gibi bir yaşam zaten mümkün değil. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Bilal'e olan muhabbetin sebebini anlamış oldu. Çünkü karşısında putperest değil, dinsiz değil, bir Allah olduğunun varlığına inanan birisi var. Bundan yaklaşık 1,5 ay sonra, 1 ay kadar sonra Bilal Habeşi Hazretleri tekrar geldiler Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yanına. Resulullah'ı da birkaç defa rüyasında görmüşler kendi dedeleriyle beraber. Kendi Bilal Habeşi kendi dedesini Resulullah'la bir sofrada görüyor. Beraber yemek yerlerken dedesi de Bilal Habeşi'ye diyor ki: "Ya Bilal, bu sofra aynı sofra. Bu muhabbet aynı muhabbet. Hoş, güzel bir rüya." Bir yandan Resulullah'a onu anlatmayı istiyor çekingen. Bir yandan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ilişkisi daha yakın. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bu rüyayı anlatınca Hazreti Ebu Bekir bu sefer dedi ki: "Ya Bilal, biliyor musun, rüyasını görmüş olduğun Hazreti Muhammed Mustafa bu dönemin gelmiş ve geleceği söylenen İncil'de Hazreti İsa ile Tevrat'ta Hazreti Musa ile müjdelenmiş olan o Ahmet diye beyan edilmiş olan Hazreti Muhammed'dir." dedi ve onu İslam'a davet edince Bilal-i Habeşi hiç tereddütsüz dedi ki: "Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Ben bunu atalarımdan duymuştum birisinin geleceğini." Yan tarafta, yan dükkanda da Hazreti Peygamber bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki: "Ya Bilal, sen burada dur, dikkat çekmesin. Çünkü herkesin gözü Resulullah'ın üzerinde. Kimle görüşecek, kiminle anlaşacak, bir iş çevirecek mi?" diye bir yandan da ajanlar gözleriyle onu seyrediyorlar. Herkes onu seyrediyor. Ajan taifesi tamamen nübüvvet, yaklaşık 1,5 yıldan sonra özel takipçiler kondu yani. Ajan diyebileceğimiz adamlar 1,5 sene sonra peyda oldular. Hazreti Peygamber'e geldi Hazreti Ebu Bekir, dedi ki: "Ya Resulallah, ben Bilal'e böyle böyle anlattım. Bundan bir ay kadar önce de konuşmuş idik." Peygamber Efendimiz gülümsedi. Dedi ki: "O karabenizliği, onu getir bana. Ama dedi, dükkanın önünden getirme, arkadan dolaştır getir. Kimse görmesin." Bilal Habeşi Hazretleri'ni Hazreti Ebu Bekir saklayarak dükkanın arkasından arka tarafa götürdüler. Büyükçe o önlerde duran tezgahın arka tarafında Hazreti Peygamber'e biat etti Bilal Habeşi Hazretleri. Biatından sonra öpüştüler, koklaştılar, ayrıldılar. Bilal Habeşi tekrar köleliğin yolunu tuttu. Ama Bilal Habeşi'nin artık gönlünde bir ateş var. Yanıyor. Anlatması lazım. İçinde büyük bir anlatma hissiyatı, haber verme hissiyatı. Ondan sonra daha fazla rüyalar görmeye başladı çünkü Resulullah'la beraber. Her an görüşemiyordu ama rüyalar açıldı artık. Resulullah rüyasında görüyordu. O gördüğü rüyalardan yola çıkıp etrafındaki kölelere malı taşırken, bir şey yaparken, iş yaparken, işin sahipleri meydanda yokken başladı irşada. İslam'da irşat hakikatinin başlangıçlarından, büyüklerinden bir tanesi böyle. 6, 7, 8, 9, 10, 11 derken yaklaşık 11 tane kölenin İslam ile müşerref olma durumu oluştu. Yani büyük bir sıcaklık, biat etme durumu, o yaklaşma, bir yandan da Hazreti Bilal'in aklı başında bir adam olduğunu biliyorlar. Günlerden bir gün işin başındaki sahibi bu 11. şahsı çağırdı. Müslüman olmamış daha ama Hazreti Bilal'in anlattıklarından büyük bir iştiyak var. Yani bugün biat et dese edecekler. O kıvama gelmişler. Efendisi dedi ki: "Şu dedi yemeği bana getir." Yemeğini yedi.
bir parça kaldı tabağında yemeğinin efendisi. Kaldır bu yemeği derken adamcağız da biraz acıkmış. Tam götüreceği yere giderken ucundan bir parça yemeğe kalkınca sahibi gördü, taşı fırlattı başına. Taşı başına fırlattı, yardı. Dedi ki sen kim oluyorsun ki efendinin tabağından bir lokma bir şey yemeye kalkıyorsun? Kim oluyorsun sen? Köle döndü. Tabii ki Bilal Habeşi Efendimiz'den öğrendikleri var. Zira insanların hepsi Cenab-ı Hakk'ın katında eşittir, birdir. Üstünlük takvadadır, imandadır, hakikattedir vesaire. Bu kadar geniş olmasa da döndü dedi ki efendim dedi, sizinle benim aramda ne fark var ki? Deyince işte cahiliye toplumunun ortasına balyoz gibi düşen cümle bu. Sizinle benim aramda ne fark var ki? İlk defa dillendirildi, dile düştü ve o an bir bombanın pimi çekilmiş oldu. İslam'ın patlamasına dair, inkişafına dair bir pim. Resulullah'ın koyduğu pimlerden bir pim. Sen pimi, bombayı sağa sola koyuyorsun ama gönüllerde o bombalardan daha büyükleri var, haberin yok. O yüzden dolayı hep birisinden korkuyorsun. Korkman gereken şey gönüldür. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın ilahi tezahürü var. O her şeyden daha kuvvetli ve daha güçlü olan Hazreti Allah'ın hikmet eliyle çekilmiş bir bombanın pimi hiçbir şeye benzemez. Onun bu sözüyle bu sefer adam bir an celallenişti, dövmeye kalktı. Yapıştı boğazına, gırtlağına, neredeyse nefesi kesilecek. Yanından karısı geldi, dedi ki dur dedi, öldürme. Bu adam bu sözü söyleyecek birisi değil. Bu akla sahip birisi değil. Sor bakalım bunu ona kim öğretmiş? Zorladılar. Mecburen en son ağzından dedi ki Bilal söyledi, ne de güzel söyledi. Doğruyu söyledi, hakkı söyledi gibi bir söz düştü ağzından. Bu sefer çağırdı Bilal-i Habeşi, dedi ki sen bana karşı bir isyan mı başlatıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Hakaretler vesaire. Şimdi adamın ilk duruşu şu, adam zannediyor ki Bilal-i Habeşi sağa sola, çarşıya, şuraya buraya gidiyor ya, zannediyor ki Bilal-i Habeşi kendisini öldürecek, malına mülküne göz dikti, onun malını ele geçirmek için altta böyle bir isyan hareketi başlattı zannediyor. Adamın derdi para çünkü, ne putlar, ne Hazreti Allah, ne oymuş, ne buymuş, adamın ilk derdi para, ilk derdi dünyası. Çünkü emrinde çalışan 750 tane böyle şey var, köle var, ırgat var, başlarında Bilal Habeşi var. Acaba ona karşı bir isyan mı var? Bilal Habeşi Hazretleri dedi ki efendim siz yanlış anladınız. Benim hiçbir şekilde sizin ne malınızda ne mülkümüzde gözüm yok. Zaten siz bana güvendiğiniz için bu kadar adam arasından beni seçtiniz. Ben dedi açık bir şekilde beyan ediyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, şehadet getirerek, eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman ettim. Ona beyat ettim. O beyatımın içinde tutuşturduğu ateş ile bu insanlara hak ve hakikati söylerken derdim size karşı isyan değildir. Sizden herhangi bir şekilde beni azat etmenizi de beklemiyorum. Ben sizin köleliğinizi hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğim. Ancak bırakın dedi, ben dinimi yaşayayım. Sizin dininiz size olsun, bizim dinimiz bize olsun. Emin olun ki ben bugüne kadar hiç yalan söylemeyen Bilal'im. Hiç dedi yalan söyledi mi? Yok. Karınızı bana emanet ettiniz, bir şey oldu mu? Yok. Çünkü sahibi karısını bile Hazreti Bilal'e emanet ediyordu. Kendi dayı çocuklarına, amca çocuklarına falan değil. Bir yere gittiği zaman karısını Bilal-i Habeşi'ye emanet ettiği için bir yandan da hakikaten yalan konuşmayacağını biliyor. Ama dünya şehveti o an perdeledi. Bu sefer hanımı girdi devreye. Dedi ki bak bunun derdi başka. Bunun derdi Muhammed'in derdi. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'den bahsetti kadın.
Bilal-i Habeşi Efendimizin bu sözüne karşılık adam gönderdi Bilal'i, git dedi gözüm seni görmesin. Ama hanımı rahat durmadı. Dedi ki eğer sen bu adamı böyle rahat bırakırsan bu adam yarınlarda hepimizin başına bela olur. Adam dedi ki bak bu adamın söylediği sözle bugüne kadar yalan söylemediğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu adam ne diyor? Ben dinimi yaşayayım diyor. Siz nasıl isterseniz, biz nasıl istersek öyle yaşayayım. Adam diyor benden azadiyet istemedi. Kölelikten kurtulmak istemedi. Ben de diyor Bilal'i çok iyi tanıyorum, babasını anasını tanırım. Yani çocukluğunu bilirim. Bu adam bize isyan etmeyecek hanım diyor. Bırak ne yaparsa yapsın, ben parama bakarım. Bilal adam gibi çalıştığı müddetçe çalışır. Nerede bize bir yamuk yaparsa ondan kurtulmasını biliriz. Çünkü kölelerin ölüm fermanı sahiplerinin elinde, öldürürüz gider. Dedi ki hayır bey, sen işin sonunu görmüyorsun. Bunlar İslam'ı yayacaklar ve bütün Mekke'yi elimizden alacaklar. Adamı o gece allem etti, kallem etti, 3 günde kandırdı. Bu sefer adam tuttu Bilal-i Habeşi için divan, onların işte meclis toplantısı yapılıyor. 11-12 kişilik bir meclisi var Mekke'nin. Nasıl bir meclis? İşte işin büyükleri bir araya geliyorlar, Mekke'yi mükerreme için kararlar alıyorlar. Bazen 15 kişi oluyor, bazen 10 kişi oluyor. Hazreti Ebu Talip de içinde ki o meseleyi şimdi anlatacağız. Bir gün mecliste otururlarken bu meseleyi anlattı ve tekrar kendisine Ebu Süfyan dedi ki ne yaparsan yap, Bilal'e öyle bir şey yap ki, dedi karın haklıdır, doğru söylemiş. Eşleri de onların birbirleriyle akrabaydı uzaktan. Ne yaparsan yap dedi, işin doğru söylemiş. Git Bilal'e, herkesin ortasında öyle bir şey yap ki kimse bir daha korkudan Müslüman olmaya kalkmasın. Zaten dedi köle olduğu için kimse sahip çıkmaz. Çünkü herkes bir yandan Hazreti Ebu Bekir'e bir şey yapmak istiyor ama aile var. Resulullah'a bir şey yapmak isteyen karşısında Ebu Talib'i görüyor. Hazreti Hamza var vesaire. Yani ailevi bir çatışmanın doğmasından da herkes korkuyor. Çünkü daha işin başında her şey. Nübüvvetin ilk yılları. Herkes nereye gideceğini de tahmin edemiyor. Tahayyül edemiyor. Bir bulanıklık olduğu için kimse de bir kavga, çatışma çıkmasını da arzu etmiyor. Ama Bilal, Hazreti Bilal köle. Onlara göre ne istesen yapılır. Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni yatırdılar yere, menfur hadise. Çağrı filminden hatırlıyorsunuz. Büyük bir elem, azap. Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni yere yatırmadan önce sahibi dedi ki bak ben dedi Bilal sana acıyorum. Sana üzülüyorum. Buradan kurtulman için seni şuraya yatırmadan evvel bağır çağır de ki ben sahibime bağlı bir köleyim. Hazreti Peygamber'in, Resulullah'ın biatını reddediyorum de dedi kurtul. Çünkü dedi ben sana bunu yapabilecek vicdan yok bende. Senin çocukluğunu tanıyan adamım. Dedi vallahi billahi bunu yapamam. Çünkü ben biat ettim. Atalarımdan zaten var olan bir ilahi inancımız var. Bu bizde hakikat buldu. İzin ver dedi ben dinimi yaşayayım sen dinini yaşa. Aynı şeyi tekrar etti. Yok. Yatırdılar yere. Birinci gece, birinci gün daha az, ikinci gün daha şiddetli, üçüncü güne varıldığında iş iyice şiddetleniyor. Ama her gece Bilal-i Habeşi Hazretleri'nde öyle rüyalar inkişaf oluyor ki apayrı bir kitap konusu. Sesinin güzelleşmesi mi dersin, ezan-ı Muhammedi'nin ilk temelleri atılması mı, savaşlar, şunlar, bunlar. Bilal-i Habeşi 3 günde ümmetin pek çoğunun çekeceği zulmü bir 3 gecede çekmiş oldu. Peki niye 3 gün beklendi derseniz, Resulullah evinde Hazreti Ebubekir de durumdan haberdar, Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Ancak Peygamber Efendimiz dedi ki ona bekle. Belki insafa gelirler ya Ebubekir. Belki insafa gelirler. Çünkü Bilal-i Habeşi'yi Mekke-i Mükerreme'de sevmeyen yok. Yani köledir diyerek geçme. Herkes tanıyor, alışveriş yapıyor. Hiçbir yerde namussuzluğu, eksisi yok. Pürüzü yok.
3 gün takdir-i ilahi bekletildi. Kitapta niye bekletildiğini anlatırız. 3. gün Hazreti Ebubekir gitti Bilal-i Habeşi'nin başına. Dedi ya Bilal nasılsın? Dedi elhamdülillah iyiyim. Dedi ki Resulullah'ın sana selam var. Dedi ki ve aleyküm selam. Rüyamda da hep selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Sıkıntı yok ya Ebubekir dedi. Ben burada ölürüm, beni bırakın burada. Mutlu hayatında. Hazreti Ebubekir dedi ki yok hayır ya Bilal, emir geldi. Resulullah emretti, seni dedi buradan alacağım. Allah izin verirse. Sahibini çağırttırdı. Dedi ki Bilal'i bana sat. Dedi ki hayır satmam. Satarım satamazsın, satarım satamazsın. Bugünün parasıyla düşünürseniz Hazreti Ebubekir'in o dönemde bir daire parasına, o kadar uzun sürdü ki bir daire parasına satın aldı Hazreti Ebubekir Efendimiz Bilal Habeşi'yi. Çok ciddi bir paraya aldı. Yani o parayla 2000 tane daha köle alırsın. Öyle bir para. Sahibi dedi ki ya Ebubekir vallahi siz delisiniz. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki sen dedi bunda ne hikmetler saklı bunu bilemezsin. Bilal Habeşi Efendimiz'i aldı, Resulullah'ın yanına getirdi. Peygamber Efendimiz yaralarını bizzat eliyle kapattı. Yani Peygamber Efendimiz'in ilk mucizelerinden biri gibi tabir edebiliriz. Sırtında 13 tane yarık vardı Bilal Habeşi'nin, hem sıcaktan hem kamçılardan dolayı eti ayrılmış. Resulullah parmağını ağzına alıyordu, çekiyordu, kapanıyordu, çekiyordu, kapanıyordu, çekiyordu, kapatıyordu. 13 tane yarasını bizzat Resulullah kendi tükürüğüyle kapattı. Mübarek tükürükleriyle. Ve Bilal Habeşi tertemiz oldu. 3 günlük sıkıntısı da onu işte müezzinlerin baş mihmandarı, Hazreti Ali'nin yakın dostu, daha pek çok ilim kapılarının ve Habeşistan'ın kapısının mihmandarı etti. Afrika kapısının mihmandarı etti. Yıllar boyunca Afrika'ya gelen bütün kutuplar hem Hazreti Necaşi'yi hem Bilal-i Habeşi'yi andılar ve onunla beraber inşaada devam ettiler. Yıllar boyunca Evliyaullah hep anlatmıştır, kitaplarda yazmaz. İşte Tanzanya'ya giden tabi'in, tebe-i tabi'in yolda giderlerken ağaçların arasından biri çıkıyor. Diyor ki önce şu köye, önce buraya, 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 buraya. İrşat vazifesi bitiyorlar. Diyorlar sen kimsin? Ben diyor Bilal-i Habeşi, kayboluyor gidiyor. Ya Bilal-i Habeşi'yi görürsün Afrika topraklarında irşat ederken ya da Hazreti Necaşi'yi hala bu görevi ihdas etmeye devam ederler. O çektikleri çilenin Hazreti Allah katından verilmiş bir tasarruf yetkisidir. Peygamber Efendimiz'in bu biatı gerçekleştikten sonra meclis bir defa daha toplandı. Niye? Çünkü adamın karısı gene delirdi. Dedi ki ya ne bir dairesi. 100 daire parası da olsa o adam satılır mı? Sen adamı para için yoldan çıkarırsan adam bir başka paraya senin istemediğin yoldan çıkar. Çünkü her verilen paranın bir üstü var. Sen 100 liraya kandırırsan adamı, onu 150 liraya kandırdığın yola geri kandıran çıkar. 150'ye kandırdın, 200 veren çıkar. Adamın derdi paraysa her adamın bir bedeli vardır. Bir ederi vardır. Eğer adamın Hazreti Allah'ın katından bir hikmeti yoksa, bu dünyada nefsi emmare ile yaşayan, küfür, delalet ve hıyanetle yaşayan her kulun nefsinden kaynaklanan bir bedeli vardır. Ama 1 milyon dolar eder, ama 100 milyon dolar eder. Nefse emmareyi satın alacak bir bedel vardır. Kim Hazreti Allah'a kavuşur, işte onun bedeli yoktur. Kaç para versen, dünyayı versen bir bedel bulamazsın. İşte Kafirun suresi bu hakikati ortaya koyar. Meclis toplandı, herkes adamın üzerine çullandı. Dediler sen ne yaptın ya? Ne yapayım dedi, para için geldi, para için kavga çıktı, para için geri satın alındı sözü söylendi. Dediler ki bu iş böyle olmaz, şerefimiz yerde kaldı. Git şerefimiz, git dedi şerefimizi kurtar. Adam kalktı gitti Hazreti Ebubekir'in kapısına.
Dedi ki ya Ebu Bekir, sana bugün Bilal'i sattım şu kadar paraya. Sana dedi onun bir mislini vereyim, Bilal'i bana geri ver. Niye? Çünkü şereflerini kurtaracaklar ya, para için davalarını sattı denmesin diye. İki daire, üç daire, develeri vereyim, 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 vereyim. Bir ara dedi ki 750 köle, onları da vereyim, Bilal'i yeter ki geri ver. Dedi ki hayır. Dedi ki her şeyin bedeli var ama dedi imanın bedeli yok. Biatın bedeli yok. Siz dedi putların elini tutuyorsunuz. Onların bir bedeli var. Sizler Allah'ınla aranıza ondan daha büyük zannettiğiniz şeyleri koyuyorsunuz. Onların bir bedeli var. Onların gecesi günü var ama Allah'ın ne gecesi var ne günü var. Resulullah'a edilen biatın bir bedeli yok dedi. Döndü geriye adam. Üç gece yalvardı Hazreti Ebubekir'in kapısına. Dedi ki geldi meclise. Dedi ki malım varım neyim varsa adamın önüne serdim. Yetmedi kendimi borca sokarım dedim. Şunu 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 adam vermiyor dedi yani. Ne yapacağız? Dediler ki bunu anca temizleyebilmek için aynı taktikle bir başka şekilde Resulullah'ın kapısına gidelim. Peygamber Efendimiz'in kapısına gidelim. Onu yolundan döndürmek için ona siyasi bir şeyler verelim, belki o zaman döner. Parayla kanmıyorlar ya. Demek ki dedi içlerinden gene bir kadın kafası dedi parayla olmuyorsa herhalde Muhammed siyasi bir figür istiyor. Belki Mekke'ye valilik istiyor, emirlik istiyor, işte bu mecliste bir yer istiyor. Onu dedi hep yetim gördünüz, hep hakir gördünüz, o da bir yer istiyor. Muhammedül Emin'di ama hiçbir zaman o meclise gelip oturmamıştı. Çünkü her birisinin kendi hayatlarında uygulamış oldukları acımasız tavırları Resulullah peygamberliğinden evvel de kabul etmediği için o meclisin birçok beladan kurtarsa da o meclise hiç oturmadı Resulullah. Oturup da onlarla meşveret yapmadı. Bir defasında uğradı. Onda da ağızlarının payını verdikleri için meclis bir daha da onu istemedi zaten. Peygamber Efendimiz'in kapısına gittiler. Peygamber Efendimiz dedi ki Hazreti Hatice burada yok. Nerede? Dediler Ebu Talib'in evinde. Şimdi Hazreti Ebu Talib'in Müslüman olduğu hakikati nereden çıkıyor? Hazreti Ebu Talib Efendimiz bu meclisin doğal bir üyesiyken bu konuşmaların hiçbirinde yok. Resulullah'la Ebu Talip Hazretleri aynı evde bu teklif yapılırken ikisi beraber. Nasıl oluyor bu? Madem Hazreti Ebu Talip güya Müslüman değilmiş, o zaman bu meclise beraber gelmesi lazım. Şu Kafirun suresinde beyan edilen yerde olması lazım. Dertleri Ehlibeyt'le problem olduğu için onu da bu şekilde sokmak istediler. Hayır, kendiniz diyorsunuz ki hem Resulullah'la Ebu Talib aynı evdeydi. Hem de diyorsunuz ki o meclisin içindeydi. Meclis teklif sunmaya Resulullah'a geldi. Akıl kabul etmez, gönül kabul etmez. Hiçbir şey kabul etmez. Hazreti Ebu Talib Müslümanların baş tacı. Allah şefaatine nail eylesin. Hazreti Necaşi Müslümanların baş tacı, Allah şefaatine nail eylesin. Geldiler kapıya dediler ki ya Muhammed görüşmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz de iki odalı bir evde, Ebu Talip Efendimiz de onlar salona girmelerine izin verdi. Resulullah arka odaya çekildi. Peygamber Efendimiz arka odada, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de çağrıldı. Geldiler, oturdular. Dediler ki ya Ebu Talip işte uzun mesele anlattılar vesaire vesaire. Bak dedi. Biz Resulullah'a, Hazreti Muhammed'e bir takım şeyleri verelim. Aramızda bir anlaşma yapalım. Bu anlaşma gereğince burada bir başka insana da tebliğ gayretinde olmasın. Her şey zamana kalsın. Biraz sükunet olsun. Kölelerimiz ayaklanacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Zaten dedi Mekke'nin itibarı böyle giderse bozulur. Ebu Talip de kıs kıs gülüyor. Dedi, teklifiniz nedir? Dedi ki birinci teklifimiz şudur ki biz Mekke'de şu anda elde etmiş olduğumuz yıllık vergiden her meclis üyesinin %10 hakkı var.
Peygamber'e, Hazreti Muhammed'e hem meclis üyeliği veriyoruz, doğal olarak da ondan %10 veriyoruz. Yani direkt parayı değil, mevki ile parayı bir arada sundular. Hazreti Ebu Talip Efendimiz gitti. Dedi ki, ya Muhammed, sana böyle bir teklif sunuyorlar. Peygamber Efendimiz dedi ki, hayır, la. Birinci la. Gitti Ebu Talip Efendimiz, dedi ki, la, hayır. Muhammed kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa bu teklifinizi kabul etmiyor. Ama bu cümlenin arkasından açıklama yapmadı Ebu Talip Hazretleri. Bir imtihan olacak ya. Arkadaşlar zannettiler ki teklifi beğenmedi. Kalktılar gittiler, dediler ya sen bir gün daha düşünün ya Ebu Talip. İkinci gün geldiler, dediler ki teklifimizde ne diyor? Ebu Talip Efendimiz dedi ya, dün dedi cevap vermedik mi la diye. Bir daha niye geldiniz? Efendim dedi, bak bizim 1000 tane kölemiz var. Bu 1000 tane köleyi Hazreti Muhammed Mustafa'ya emrine vereceğiz. Topraklar vereceğiz. Mekke'nin şu kadar dışında bir alanı kendisine tahsis edeceğiz. Tarım yapsın, şey yapsın. Dışarıdan gelip gidenler olursa oraya tebliğini orada yapsın. Buna da açık kapı bıraktılar. Yani tebliği yapacaksa da bu tarafta yapsın. Hem de dediler o tarlaya, dediler bu 1000 kölenin içerisinde de 120 tane bakmaya kıyamadığımız güzel kız da var. Onu da kattılar işin içine. Gitti Ebu Talip Hazretleri, beyan etti. Ya Muhammed böyle. Peygamber Efendimiz gene döndü, dedi ki la. Döndü geldi Ebu Talip, dedi ki la. Bunlar anlamıyor. Döndüler geldiler üçüncü gün. Dediler ki acaba yani bunun üstünde ne verebiliriz ki bu iş çözülebilir? İşlerinden bir kadın dedi ki, yine aynı kadın, dedi bak para, pul, kadın bunlara hayır diyorsa, siyasi olarak ön plana koyduğunuz meclis üyeliğine de hayır diyorsa, bunun zaten derdi dedi Kabe-i Muazzama değil mi? Kabe'ye dedi bir taştan bir şey değil mi? Bizim putlarımız dursun, Kabe'nin anahtarları onda dursun. Olur mu olmaz mı filan derken kalktılar tekrar gittiler. Kabe'nin anahtarları ellerinde. Kabe'nin anahtarını elinde tutmak demek Mekke senin demek. Gittiler Ebu Talip Efendimizin önüne koydular anahtarı. Dediler ki ya Ebu Talip, bütün tekliflerimiz aynen baki olmakla beraber bu üçüncü günde teklifimiz şudur. Bu Kabe'nin anahtarı da Hazreti Muhammed Mustafa'ya, zaten o emin olan Muhammed'dir. Ona ait olsun. İstediği zaman içine girsin. İbadetini yapsın. Bizim putlarımıza o karışmasın. Biz de onun putlarına karışmayalım. Biz de onun inandığı hakikate karışmayalım. Elinde anahtarla Ebu Talip Efendimiz kalktı gitti. Resulullah'ın eline uzattı. Anahtarı gösterdi. Peygamber Efendimiz dedi ki işte o elini uzattığı zaman anahtarı, Hazreti Ebu Talip Efendimiz'e döndü, dedi ki ey amca, vallahi dedi değil Mekke'nin anahtarı. İşte bir elime güneşi bir elime ayı versen ben bundan dönmem. La. Bir kez daha la. Ebu Talip Efendimiz çıktı geldi, dedi ki Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki ne anahtarı? Güneşi de verseniz, ayı da verseniz bundan dönmem deyince, onlar dediler ki o zaman bu büyük bir deliliktir, daha ne verebiliriz? Derlerken ve kapının önünde bir giriş çıkış, böyle bir muhabbet, cevval bir durum varken Resulullah'a Cebrail aleyhisselam geldi ve bu ayetler inzal olundu. Ve Resulullah bu ayetlerle beraber çıktı kapının önüne, dedi ki قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Birinci gün geldiniz bana parayı sundunuz ya, ben paraya tapmıyorum ki. Sizin taptığınız paradır, topraktır, mevkidir. Bunlara tapmıyorum ki ben. Hayata bunun için gelmedim ki ben. La a'budu ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza tapmamdan birinci kasıt para, dünyevi şeyler, her neyse, dünyada dedi ne varsa. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz. Ne demek? Yani siz hayata öyle bakıyorsunuz ki her şeyi dünyevi algıladığınız için dünyayı sunsak
adamı satın alırız zannediyorsunuz. Halbuki ben dünyevi bir beklentiyle gelmedim ki buraya. Dünyevi bir beklenti üzerine payı almaz ki peygamberlik. İnsanlara ahiret yurdunu hatırlatmaya geldim ben. Ahiret yurdunu için gelmiş bir adamı dünyanın hangi metaı kandırabilir? Bir kişiyi dünya metaı kandırabiliyorsa, yolundan döndürebiliyorsa ahiretle ilişkisi yok demektir. وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Ben kulluk edici olmadım siz neye tapmışsanız. Yani bana Kabe'nin anahtarlarını getirdiniz. Kabe'de sizin putlar da dursun, sen de ilahına tapın. Bir yandan sen namazını kıl, bir yandan bu putlar dursun dediniz. Dedi ki ben bunun için gelmedim ki. Hem gönüllerde, hem akıllarda, hem Kabe-i Muazzama'nın etrafında ne kadar put varsa hepsini yerle yeksan etmeye geldim. Derdim o namazı kılmak olaydı sadece, bu teklif hoş gelebilirdi. Niye? Hani diyalog meselesi gibi. Putlarımız dursun burada, Muhammed de namazını kılsın, bizim de putlarımız dursun. Ne olacak? Paylaşalım bunu. Resulullah dedi ki, وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin kulluk edici olduğunuz o şeyler üzerinden, sizin tapmış olduğunuz şeyler üzerinden kulluğumu kaim etmeye gelmedim. Ben Kabe-i Muazzama'yı aslına döndürmeye geldim. Aslına döndürmem için bunların tek tek yıkılması gerekiyor. Önce sizin gönüllerinizdeki putların yıkılması gerekiyor. Sizin putunuz şu anda dünya. Hatta Ebu Talib Hazretleri dedi ki onlara, keşke dedi hakikaten putlara tapıyor olsaydınız. Eğer putlara hakikaten tapıyor olsaydınız, buraya gelmeden önce gider putlarınızdan bir şey isterdiniz. O putlara o kadar güvenmiyorsunuz ki, gelip Muhammed'e kendinizden olan şeylere sunuyorsunuz. O ise size cevabı kendinden değil, bir vahiy ile Cenab-ı Hak'tan veriyor. Madem ki puta iman etmişsin, Resulullah'a gelmeden önce git putların etrafında toplanıp desene, ey putlar kurtarın bizi bu Muhammed'den. Hazreti Muhammed Mustafa'dan kurtarın bizi. Hiçbir tanesi de demedi. Çünkü dertleri o putlar bile değildi. Dertleri dünya. O putlar da dünyaları için koydukları süs, dünyaları için kendileri için yaptıkları bir ilahtı. Kendi kendilerine kendilerini çizip koydular oraya. Ve sonra Hazreti Peygamber buyurdu, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz benimle kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz. Ben öyle bir ilaha kulluk ediyorum ki, öyle bir Rabbe kulluk ediyorum ki, siz inandım dediğiniz putları bile satarken, para için, pul için putlarınızı satıyorsunuz. Niye? Diyorsunuz ki bizim putlar da dursun, sen de dinini ihdas et. Ben dedi öyle bir ilaha kulluk ediyorum ki, sizler onu görmüş olsaydınız, sizler onu tanıyor olsaydınız, sizler onu bilir olsaydınız, bana zaten bu teklifle gelmezdiniz. Ben size bu hakikati bildirmeye geldim. Lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Neydi onların dini? En başta dünya. Dünyanın bütün menfaatleri onların diniydi. Zannedilmesin cahiliyenin dini putperestlik ismi bu. Ama hakiki bir dünyevilikti. Onlar Resulullah'a dünyevi arzular üzerine geldiler. Ve bu hakikat ve hikmetle Hazreti Peygamber'den sonra Ebu Talip de beyan etti. Dedi ki anladınız mı şimdi Bilal Hazreti Muhammed Mustafa'yı neden terk etmiyor? Çünkü öyle bir peygamber ki Allah onu terk etmiyor. O Hazreti Allah'ın yolunu terk etmez. Eğer bir adamın davası hakikat-i ilahiyeden tevdi olunmuşsa o adam yolundan döndürülemez. O adama hakikaten biat edenler de yolundan döndürülemez. Eğer bir adamın derdi dünya ise o adama hakikat-i ilahiye kapısı açılmaz.
Onunla beraber yol alanlar da dünyadan başka hiçbir şeyi ellerine geçirilemez. Kafirun suresinde Hazreti Allah'ın şu işaret ve hakikatleri, delalet-i küfür ve ondan sonra gelen dört la melifle devam ediyor. Çünkü hatırlayalım, la e'budu ve la entum ve la ene ve la entum diye dört ayet-i kerime şu la melif ile beyan edilmiş. Her birisi la ile başlıyor. Hayır, yoktur ifadeleriyle başlıyor. Bu ifadelerin başından sonuna kadarki makamlarını beyan ettikten sonra en sonda da lam ile elifin kavuşmasını beyan etmek lazım. Sırlı bir harf. Herkes sırrı belki vavlarda aradı. İki vavı karşı karşıya koydu ama bütün sırlar lam elifte cem oldu. Öyle ki Hazreti Allah yaratmış olduğu bütün harflerin her birisinin peygamberleri var. Harfi elif kendi aleminde bir alem. Harfi elifin bir peygamberi vardır. Harfi lam da kendi aleminde bir alem. Harfi lam da kendi aleminin peygamberidir. Hazreti Allah harfi lamı yarattıktan sonra harfi elifi gizlemiş. Lam bir peygamber olarak yaşarken kendi aleminde, akıl cüzüyle düşünmeyelim bunu, insanlar daha yok iken. Çünkü Kur'an'dır ağızlardan dökülüyorsa ve lafzayı ilahi ise Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyden bir şeydir lisan, dil. O dil ise sadece söz ile kelam olmuyorsa manevi bir hakikati var. İbn Arabi Hazretleri uzun anlatmış. Bizim de birkaç risalemiz var ama işin hikmetli tarafını beyan ediyoruz şimdi. Harfi lam yaratılınca hiçbir peygamberde elbette ki kibir olmaz. Ancak her zat kendinde var olan özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ı sever. Bu ben kulumun zannı üzereyim ifadesinin bir hikmetidir. Allah o kişiye neyi verdiyse o kişi Allah'ı bir zaman boyunca o şeyde sever, sonra o şeyden de geçer. O şeyden geçmenin adına la denir. Lam, elif. Lam tabii ki bir bakıyor ki bütün lisanlar kendi aleminden yaratılmış. Bütün lisanlar harfi lamdan doğmuştur. Dünyanın içerisinde insanın ihtiyacı olacak her şey harfi lamın aleminden akıp gelmiş. Hatta vahyi ilahi dahi harfi lamın içerisinden düşüp gelmiş. Nefsin, şeytanın yaratılışında var olan hikmetler bile harfi lamdan düşmüş gelmiş. Harfi lam bu hakikatleri bilir iken bir gün kendi miracını yaşadı. O miraçta bir noktaya geldi ki Hazreti Allah'ın nidası şuydu: ey lam, senden büyük ve önce yaratılmış olan harfi elif ile tanışma vakti. Elif'i saklamıştı Hazreti Allah o güne kadar. Harfi lam da kendinden sonra doğmuş pek çok harfi tanıyor. Kendi peygamberliği de ulul azam bir peygamberlik, büyük peygamberlik harfi lam. Harfi elif ile karşılaştı, bir baktı ki kendisinde bir lisan var. Harfi elifte lisan yok ama konuşuyor. Cenab-ı Hakk'ın lisanından konuştuğu için dilsiz bir konuşma. Harfi lam, harfi elife orada aşık olmuş. Çünkü bir bakmış ki halbuki yaratılış gayesi netice itibariyle harfi eliften doğmuş. Ne gibi? Hazreti Adem Efendimiz cennette dolaşırken bir gün çamur idi, nefha-i ilahi verildi. Olmasaydı nuru Muhammedi yerden kalkamaz idi. Hazreti Allah nefha-i ilahiye verdiği zaman çamur ete dönüşüyor. Ancak Hazreti Adem'in yerden kalkması nuru Muhammedi ile hasıl oldu. Bir vakit söylenmedi bu Hazreti Adem'e. Cennette dolaşırken ne biliyorsun? İlk yaratılan insansın.
ve ilk yaratılan insanla olmakla beraber cennettesin. Hazreti Allah'ı görmektesin. Onunla muhatapsın. Kendinde bir özellik olduğunu farkındasın. Kibirle karıştırmayın bunu. Peygamberlerde kibir olmaz, günah olmaz, masumdurlar. Ancak bir gün bir baktı ki Hazreti Adem o cennet kapılarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Cebrail aleyhisselama sordu, ya Cebrail benden önce yaratılanlar da mı var? Cebrail aleyhisselam o uzun meselenin içerisinde özetle şöyle buyurdu. Ya Adem, sendeki çamura nefhayı ilahiyenin gark olması Nur-u Muhammedi'dendir. O olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Sen de mi ya Cebrail? Evet ben de. Bu cennette mi ya Cebrail? Evet bu cennette. Her şey ve her şey şu Nur-u Muhammedi'den yaratıldı geldi dediği zaman Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'e bu nokta itibariyle aşık olmuştu. Bu aşk gönlündeki Nur-u Muhammedi'nin perdelerini aralamıştı. Seyrine dalmıştı Nur-u Muhammedi'nin 700 küsur sene hiç konuşmadı Hazreti Adem Efendimiz. Cebrail Aleyhisselam geliyordu 70 senede bir, ya Adem gel cenneti dolaşalım. Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini dolaşalım. Allah'ın senin için var ettiği şu cenneti dolaşsak ya. Hazreti Adem diyordu ki la, hayır. Nur-u Muhammedi'yi gördüm ben. Cennetten daha güzel. Nur-u Muhammedi'ye gark oldum ben. Cemali ilahiydi bir başka hikmet. Cennet çok güzel ama Nur-u Muhammedi bir başka güzel. Onun sarhoşluğuyla 700 sene geçti. Bunun sonuna doğru Hazreti Havva anamız nail oldu zaten. O uykunun sonuna doğru. Lam ile Elif böyle bir aşkı yaşadılar bir an için. Lam Elif'te kaybolunca Lam Elif oldu. Dikkat edin. Lam Elif ismine L demiyoruz. Lam diyoruz. İçinde hem bir Elif'i saklıyor hem bir Mim'i saklıyor. Elif İçinde bir lamı saklıyor, bir fa'yı saklıyor, kısık bir yağ saklıyor illetlerini. İncelikli bir konu olmakla beraber Hazreti Allah bizleri şunu hatırlatıyor, sohbet için söyleyelim. Gerisi ilmi konularda kitaba kalsın, yorgun olmasın kimse. Allah dedikçe zakir, önce Allah'ı zikrettiğini zanneder. Halbuki ilk zikrettiğimiz şu dünya gailesi içerisinde ondan yardım talep etmek üzerinedir. Elif örter her şeyi. Ne zaman ki düşer adam lillaha gene zanneder ki Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Halbuki orada sevgilisini Allah ona verdiği için Allah'ı zikretmeye başlar. Sonra ikinci bir lam gelir, o perde de kalkar lehuda, sevgiliyle anmaya başlar sevgiliyi. Ta ki makam-ı hu'ya erişinceye kadar. Biz neden hamd ederiz Hazreti Allah'a? Hiç gördük mü? Biz neden selavat-ı şerife getiririz Resulullah'a? Hiç gördük mü? Hazreti Allah'ı görmeden onu zikrediyoruz, ona hamd ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi sana hamd ederiz. Zira seni tanımak için bizlere Resulullah nasip et. Resulullah'ı tanımak için bizlere Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Bilal-i Habeşi, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma gibi o büyük sahabe-i ikramı nasip ettin. Hazreti Hasan, Hüseyin say. Sana şükürler olsun ya Rabbi, Hazreti Pir, Gavs-ı Azam, Abdülkadir Geylani'yi bize nasip ettin. Sonra say. Şeyhim Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri nasip ettin. Tanımasaydım onu, haberdar olmasaydım ve bütün şu tarikat-ı Muhammediye'nin şimdi yaşayan hakiki şubelerinin o büyük evliya Allah'ı nasip etmeseydi Allah o güzellikleri bize, nasıl anacaktık Hazreti Allah'ı? Anardık ama sadece adıyla. Adıyla anmak yeter mi? Her dem olmak gerekmez mi? Şu Lam Elif'in hikmetine bak. Allah'ı kabul etmek için,
Allah'a imanın tasdiki bile la ile başlıyor. Aşk ile başlıyor yani. Lam'ın elifi olan aşkı olmasa kelime-i tevhidi nasıl söylersin? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Her şeyi örtmüş böylece Hazreti Allah. Örtüler içinde örtüler var. Kim o lam-elifin perdesini yırttı, işte onlar Cenab-ı Hak ile karşı karşıya kaldı. La demekten de geçtiler. Hu demeye başladılar ya. Onların her bir hu deyişi binler ve milyonlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kapsıyor bu yüzden. Lam ve elifin bir başka dilde, bir başka şekilde böyle birleştiği bir başka harf gösteremezsiniz. İki ayrı harftir lam ve elif. Birbirlerine olan aşkı kelime-i tevhidin inkişafına müsebbibiyet vermiştir. İşte bu lam elif var ya, müridin mürşidine duyduğu aşktır. Sen o mürşitte elife vurulabilirsen, kelime-i tevhid senin gönlünde hakikati bulur. Ne demek kelime-i tevhid gönlünde hakikat bulmak? Kul ya eyyuhel kafirun dediği zaman her birimiz ne diyoruz kendi içimizde? Kafirlerden bahsediyor Hazreti Allah. Öyle mi bir bakalım? Kendi hayatımızda iman hakikatiyle elhamdülillah diyoruz ya, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ama vücudun bütün azalarına işlemedikçe bu dilde kalır sadece bu. İman dilde değil, gönülde yaşanan bir hakikat. Bakara suresi 254. ayeti kerime. Ya eyyuhellezine amenu enfiku mimma razaknakum ve la hulletun ve la şefaatun ve lel kafirune humuz zalimun. Hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü size rızık olarak verdiklerinizden Allah yolunda harcayın. İnkar eden o kafirler zalimlerin ta kendileridir. Parayı dost edinen küfre kapı açar. Parayı kendisinde var olan bir şey zanneden, onu elinden birileri çalar zanneden, onu kendi eliyle kazandı zanneder, kendinde küfre kapı açar. La ilahe illallah'ın hikmet-i ilahiyesine kavuşmuş bir adamın ne rızık telaşı vardır, ne dostluk telaşı, ne de şefaat beklentisi. Hiçbir beklenti olmadan sever Allah'ı, her şeyini Allah yolunda infak eder, Allah'ı sevenlerle beraber. Allah'ın bankası mı var? Gidip onun bankasına bir şey verelim. Allah diyor ki Allah yolunda harcayın. Nerede ya Rabbi senin uğrunda harcayabilmek dediğimizde, diyor ki Resulullah var, sonra gelen Ehl-i Beyt var, mihmandarlar var, onların hizmet ettiği şu yol var ya, işte o hakiki bir şefaat ve hakiki bir dostluk yolu. Onlardan başka dostlar ama kendine, küfür yolu açarsın kendine. Ulaike humul kafirun hakkan ve atadna lil kafirin azaben muhina. Hazreti Allah buyuruyor ki şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimine inkar ederiz diyenler ve böylece imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışız. Nisa suresi 151 ve 150. ayetler. Gerçek ile yalan arasında kalan her kişi küfür ile iman arasında kalmaz, küfre göçer. Münafıkların en büyük belası bu. Kul ya eyyuhel kafirun derken işin içine biz kendimizi katmıyoruz. Ancak şu nefis ve şeytan var ya, iki arada bir derede bırakmıyor mu bizi? Zaman geliyor ve an geliyor. Bize bir emir geliyor. O emrin içerisinde iki tane halet-i ruhiye var. Ya sadakat ehli olarak sessiz sedasız, lamın sedasızlığıyla elife tutunmak, yahut aklıyla bir hesaba gitmek zorunda kalır insan. İkisi arasında kalırsa küfre yatkın düşer.
Zira Hazreti Allah Maide suresinde diyor ya: "Fela tahşafun nase vahşavni ve la teşteru bi ayati semenen qalilan ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulayke humul kafirun." İçinde hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı biz indirdik şüphesiz. Onunla Yahudilere hüküm verirlerdi teslim olmuş nebiler. Kendilerini Rabbe adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Benden korkun ve ayetlerimize az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Önce kendi nefsimizde Allah'ın indirmiş olduğu bir ayet ve bir hakikat varken Allah'tan başka bir şeyden korkma. Hükmü ilahidir bu, kurtarır seni küfürden. Kafirin elinden de küfürden de bizi kurtaracak olan ümittir. Korku sahibi olan bir adam Allah'tan ümit var olamaz. Allah'a ümidini bağlamış olan adam Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Yuridune en yudfi'u nurallahi bi'efvahihim ve ye'beballahu illa en yutimme nurehu velev kerihel kafirun. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Ağzında zikrin nuru olmazsa küfür konuşur. Bu ayeti kerimede bir hakikat var. Bu ayet sadece nuru tamamlayacak olan, nurun tamamlamasında görev yapacak olan ve yapmakta olan peygamberler ve sonrasında gelmiş olan mihmandarları değil, onlara sadakatle bağlanmış olan her birimizi ilgilendiriyor. Hazreti Allah diyor ki bu nura eğer sen de hizmet etmek istiyorsan küfürden kurtulmalısın. Seni küfrün bütün belalarından kurtaracak olan şey ağzındaki zikirdir. Ağzından Allah'ın nuru fışkırmazsa nuru söndürmek üzere küfre delalet eden bir şeyler dökülür. Bu yüzden mürid bütün o makamları açmak için daim zakir olmaya mecbur. Çünkü bir an bıraksa zikrini dilden nefsi konuşur, şeytan konuşur. İkisi konuşursa nuru ilahinin önünü örtmek için bir kelam düşer. En kötüsü kendi yolculuğuna bir engel olursun kendi adına. Bu yüzden kendimiz adına yorumlar yapamayız biz. Kendimize verilen görevi ifa etmekle mecburuz. Bundan hariç aklımı kullanıp şunu yapsam, bir de bunu yapsam deme. Zikrinle meşgul ol. O zikir ki şu ayet-i kerimeyle nuru ilahinin tamamlanmasında bir vecihtir, bir yöndür. O yöne sahip olan olmayanlar ne mi yapar? اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُب۪ينَ İçlerinden bir adama insanlara uyar ve iman edenlere Rableri katından kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyettiğimiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Kafirler bunu dediler, biz neyi diyoruz? Sihrine kanma dünyanın, aşk nebilerin dilindedir. Biz de dünyanın sihrine kanmadık mı? Evet, bizden iman etmişiz. Resulullah'a sihirbaz demiyoruz. Âmennâ ve seddekta, ne yaptıysa haktır diyoruz. Ama dünyanın sihri de var. Dünyanın sihrine kanma, çünkü aşk
o nebilerin dilindedir. Onların diline gark olabilmek için dünya sihrinden sıyrılman gerekir. Dünyanın sihrinden sıyrılmaz isen sende küfür kapısı hala açık, püfür püfür esmektedir. Ya beni yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tayesu min ravhillahi innehu la yeyesu min ravhillahi illel kavmul kafirin. Ey oğullarım! Gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidi kesmez. Ne diyor büyükler hikmet itibariyle şu ayet için? Yusuf ol dinle, Yakup ol bekle, iman ümit işidir. Son nefese kadar ve son nefeste. İman ümit işidir. Ümitsiz adamdan imanda ehil olunmaz. İman etmiş olmak imanda ehil olunduğuna delalet etmez. Küfürde ehil olan herkes ehli olmadan önce küfür kapılarından yürüyüp geçtiler. Zannetme o gün Resulullah'ın kapısına gidip de kafirun hakikatinde beyan edildiği üzere dünya güzelliklerini onu kandırmak üzere gidenlerin bir kısmı vardı ki onun peygamberliğinden şüphe ediyorlardı. Yani olabilir diyorlardı. Belki de ya Muhammed peygamberse ama dünyanın sihri kandırıyordu onları. Yusuf olup dinlemek lazım. Yakup olup beklemek lazım. Biz sabırsız olmuşuz. Dilimize vurmuş, çok konuşur olmuşuz. Bu yüzden ümidimizi kaybetmişiz. Ümidi insandan iki şey çeker alır. Çok konuşanın ve laf dinlemeyenin ümidi olmaz. Ümidi olmayanın imanda ehliyeti olmaz. İmanda ehliyeti olmayan küfre bir adım daha atmış olur. يَعْرِفُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler, onların çoğu kafirlerdir. Nedir bizim hayatımızda nimet? Şu dünya hayatının en büyük nimeti bugün şu dergahta bir evliyaya talebe olmak değil mi? Çünkü Resulullah'ı öğreniyorsun ondan. Resulullah'ı onun dilinden, onun gönlünden, onun halinden tanıyoruz. Ne bilirim Resulullah nasıl abdest almış? Ne bilirim Resulullah nasıl konuşmuş? Ne bilirim Resulullah kafirlerle nasıl mücadele etmiş? Cihat neymiş? Aşk neymiş? Muhabbet neymiş? Zikir neymiş? Ne bilirim? Geldim bu kapıya onu seyrettim ondan bildim. Allah'ın en büyük nimeti bunu bulduktan sonra onu inkar edenler olur mu? Olur. O inkar adamı başka inkarlara götürür. Başka inkarlar başka inkarlara götürür. Aşkı inkar eden en son Cenab-ı Hakk'ı inkar kapısında bulur kendini. Çünkü Allah-u Zülcelal bir insanı nasıl küfre düşürdü? Resulullah'ı reddettiler, o yüzden Allah'ı reddetmediler mi? Peygamberin kapısına gelenler Allah'ı aldatmaya çalışmıyorlardı. Hazreti Peygamber'i aldatmaya çalışıyorlardı. Hazreti Peygamber'i yoldan çıkarmaya çalışıyorlardı. Neden? Allah'ı tanımıyorlardı ki. Allah'ı görmemişlerdi ki. Resulullah'ı yoldan çıkarırsak dediler, onun Rabbinden de kurtuluruz belki. Öyleyse tersini düşün. Resulullah'ı sevmeden nasıl seversin Hazreti Allah'ı? Onun kapısına gitmeden nasıl ulaşırsın Hazreti Allah'a? Bu laf söylendiği zaman pek çok münafık altını çizerek kalın kalın pek çok gerçek münafık diyecek ki sizler Allah ile aranıza
Resulullah'ı koymuşsunuz. Hayır, bizler nimet-i ilahide hakiki olan peygamberimizi Hazreti Allah bize verdiği için hamd ediyoruz. Olmasaydı tanıyamazdım Hazreti Allah'ı. Nimet-i ilahidir. Kendini inkar etmezsen nimetleri inkar edersin. Bir adamın şu tasavvuf yolunda evliyanın ona öğrettiği nedir? Ey evlat, dört şeye la çekmeden la ilahe illallah sende kaim olmaz. Hazreti Pir öyle diyor. Dört tane diyor la makamı var şu Kafirun suresinde. Resulullah üç defa la dedi kapısındakilere. Dördüncü la vahiy ile geldi gönüllere. O üç artı bir la ile şu dört şeye la çekmeden la ilahe illallah sen de kayyum olmaz. Sen bu hikmetin lezzetini alamazsın. Hazreti Pir diyor ya, dört la makamından geçmeden huzura gelinmez. Dünyayı terk et. La dünya. Yoksun ey dünya. Dünyayı terk etmeden nefsini terk edemez. Şeytana la diyemezsin. Ondan sonra diyor şeytana la de, şeytanı terk et. Sonra nefsini terk et. Bu üçünü terk ettikten sonra aynı vahyi ilahide olduğu gibi sana bir la kapısı daha açılacak. O gün de kendini terk etmen emredilecek. Sen kendini bile kendin terk edemezsin Allah istemedikçe. O gün de kendini terk etmeni şeyhin sebep verecek. Ne demek bu bilir misiniz? Hiç felç bir adamı giydirdiniz mi? Eli kolu hareketsiz. Hiçbir şey yapamayan bir adamın yanına gidin bir gün. Kıyafetlerini giydirin, ölümü seyredin, nefsi görün, şeytanı anlayın, dünya ne kadar gelip geçicidir fark edin. Elin kolun oynamaz, aklın başındadır. Dilin konuşur, yemek yersin, doyarsın, yersin, içersin. İçinden gülümser, belki gözünden yaş akar ama ne el oynar, ne kol, ne ayak, ne bacak. Felç gelmiş. Bir başkası olsa giyinemezsin. Dünyayı terk ettiğin zaman ancak şeytanı tanıyabilirsin. Şeytanı terk ettiğin zaman nefsini tanıyabilirsin. Nefsini de terk ettiğin zaman tasavvuf erbabının beyan ettiği kendini tanırsın. Kendini tanıyınca anlarsın ki sen seni terk edemiyorsun bir başka büyük olmayınca. O gün bir zat gelir, seni kendinden de ayıklar, bırakır seni hu kapısına. Başka türlü olmaz bu iş. Çünkü niye? Dünyayı bıraktın, nefsi bıraktın, şeytanı bıraktın. Vücut oldu felç. Manada bir felç oldun. O felçlikte seni birisi giydirip soyundurmazsa yaşayamazsın o hali. Mecbursun bir evliya kapısına. Mecbursun bir şeyh kapısına. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابِهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile başka bir ilaha taparsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kafirler asla kurtuluşa eremezler. Hazreti Allah diyor ki birileri var, benimle beraber başka ilahlara tapıyor. Benimle beraber zannediyor kendini, başka ilahlara tapıyor. Dünya var gönlünde hala. Nefis emmarede, şeytan yedi katlı, kendisi ezilmiş bir çare. Allah dedikçe Allah dediğini zannediyor. Halbuki kendisini anmakta, kendisinin adını Allah koymuş ama. Bir gün gelip dediler ya peygambere, ya Muhammed biz de biliyoruz Allah var. Resulullah dedi ki sizin inandığınız Allah benim bahsettiğim Allah değil.
Sizin bahsettiğiniz Allah'ın yeryüzünde putları var. O putlarla iş yaptığını zannediyorsunuz. O putlarla iş yaptırdığını zannediyorsunuz. Sizin inandığınız Allah'la bizimkisi aynı değil. Bugün sizin inandığınız Hazreti İsa ile bizim inandığımız Hazreti İsa olmadığı gibi, bizim inandığımız Hazreti Musa ile sizin inandığınız Hazreti Musa aynı olmadığı gibi ve açıkça beyan etmek lazım. Şefaati yoktur denilen, göçtü gitti tasarruf hakkı yoktur denilen, ümmetin başında değildir denilen Hazreti Muhammed ile bizim şu Kur'an'da vahyi ilahiyle öğrendiğimiz Hazreti Muhammed aynı olmadığı gibi. Şefaati kaim, himmeti kaim, mededi kaim, tasarrufu kaim, ümmetinin başında kaim olan Hazreti Muhammed'e iman ettik biz. Bunların olmadığı söylenen Hazreti Muhammed Mustafa, iman şubesinde beyan edilen Hazreti Muhammed Mustafa değildir. Bize Hazreti Allah'a yaptığınız gibi Resulullah'a da aynı kapıdan yanaşmaya kalkmayın. Dünyayı araya koyarak, nefsi araya koyarak, şeytanı araya koyarak, her şeyi araya koyduktan sonra şeyhi mürşidi Allah ile aranızda bir şey vardır diyenler, siz Allah derken Allah ile aranıza kendinizi koydunuz asliyette, kendinize Allah dediniz, farkında mısınız? Lekum dinukum veliye din, işte burada söylenir. Şimdi sizin inandığınız din sizin olsun. Biz dört la olmadan Hazreti Allah'a ulaşılamayacağına iman etmişiz. Dünyayı terk etmeden, nefsini terk etmeden, şeytanını terk etmeden en son bir yer gelir ki şu kendi pis ve çöp olmuş bedeni de terk etmeden, bedenin pisliklerini, manevi pisliklerini de terk etmeden Hazreti Allah'a kavuşulmaz. Biz buna iman ettik. Çünkü Resulullah kapısına gelenlere böyle söyledi. Benim dedi talebim dünya değil ki dünyayı verseniz satayım elimdekini. Benim talebim nefsimden değil ki nefsimin hoş gelecek ve hatta hayale gelmeyecekleri de sunsanız ölüme satayım inandıklarımı. Benim şeytanım yok ki şeytani düşüncelerle yoldan çıkartasınız beni. Ben değilim ki benden söylediğim bu sözler benim değil ki dedi. Ben kendimi terk etmişim. Allah adına Allah'ın lisanını söylüyorum size. Kendini terk etmek lafı tasavvufi, batıni, mistik muhabbet bir laf değildir. Kafirun suresinde bizzat Resulullah'ın beyanatıdır. Niye? Resulullah kendini terk etmiş, kendinde olmayan ilahi bir vahyi beyan etmiyor mu? Bu sözler Allah Resulü'nün mü, Allah'ın mı? Allah'ın. Kimin ağzından döküldü? Allah Resulü'nün. Kendini terk etmeseydi o zat nasıl onun dilinden konuşurdu Hazreti Allah? Resulullah konuşmasaydı nasıl tanırdın sen Hazreti Allah'ı? Bir zat konuştu, öyle tanıdık Hazreti Allah'ı. Ben bir zatı seviyorum, o konuştu, öyle tanıdım Resulullah'ı. Seyyidim anlatmasaydı Resulullah'ı, ben tanımıyordum Resulullah'ı. Kitaplarda yazıyormuş, okusana. İş yaşamaya gelince sen bir haline baksana. Okuduğunuz kitaplarda, okuduklarınızla hareket ettiğiniz halde nedir bu dünya sevgisi? Nedir bu nefsin kibri? Ne bu şeytanın oyunları? Hani kendinizdesiniz hala? Hiçbir sarhoşluk emaresi yok sizde. Cenab-ı Hak'tan gelen bir vahiy ilahiyle, bir zikri Muhammediyle coşmak yoksa sizde, daha henüz kendinizdesiniz. Varın kendinizde kalın. Ama kendinden geçenleri kendi haline bırakın. Lekum dinikum veliye din. Zikir meydanlarında kendini kaybediyor diyenlere deriz. Evet,
kendimizi kaybetmeyi istiyoruz zaten. Çünkü kendimizde bir nefis var, onu istemiyoruz. Kendimizde bir şeytan belası var, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Kendimizde delicesine bir dünya hasreti var, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Haftada bir gün de olsa, o bir günde bir saat de olsa bırak kendimizden geçelim. Şeklen de olsa belki hakikat affeder günahlarımızı diyerek bırak biz kendimizden geçelim. Sen kendinde kalmaya devam et. Kendin kendine yarasaydı eğer şeytanı attırmazdı Hazreti Allah'ın kapısından. Kendindeyken söyledi şeytan ne söylediyse. Ama Resulullah vahyi beyan ederken kendinde değildi. O yüzden lafz-ı ilahiydi. Hazreti Allah'ın bu hakikat dairesinde şu dört lamın işaretini kısaca beyan edelim. La e'budu ma ta'budun. Hazreti İbrahim bu makamda ne de buyurdu? Gale efete'budune min dunillahi ma la yenfe'ukum şey'en ve la yadurrukum. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar vermeyecek şeylere mi tapacaksınız? Dünyanın makamı işte bu. Hazreti İbrahim dedi ki siz şu la makamının birincisinde dünyadaki her şeyin size fayda vereceğini, şerlerin de zarar vereceğini zannediyorsunuz. Henüz dünya makamındasınız. Ey hesap ve kitap yapanlar! Allah'ın takdir ettiği o ölüm saati ve ecel gelmediyse hiçbir kurşun bu vücudu delemez diyenler şu ayeti tefsir etmiyorlar mı? Sense bin bir hesap ile dünyanı kurtarma peşindesin. Henüz birinci makam burası. Daha nefisle mücadele bile kapısı değil. Niye? Dünyayı terk etmeden nefsinle mücadele edemezsin çünkü. Hem dünya bizim olsun hem nefisle mücadele edeceğiz. Olmaz. Olsaydı nefis cennete o haliyle girebilirdi. Bak Hazreti Allah nefsi bu haliyle cennete almıyor. Bu haliyle giremiyor cennete. Dünyalık çünkü. İkinci makamı la'nın neydi? Şeytanı terk etmek. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدْ. Buna karşı ne dedi Kur'an'da Hazreti Allah? قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ey Muhammed de ki diyor Hazreti Allah, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Kendini en çok bilmiş sanan kimdi? Şeytan. Şeytanı tanımak için bildiklerinden vazgeçeceksin. Çünkü bildiklerin seni şeytanın kucağına oturtturur. Bildiklerinden vazgeçmeden hidayet kapısı sende aralanmaz. Üçüncü lam makamı açılmaz. Üçüncü lam makamında nefsini tanıyacaksın. Ve Hazreti Allah orada وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim diyen Resulullah'ın şu ayetini اَتَّبِعُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّئِيحُونَ الْرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ وَالْآمِرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Bunlar, kim bunlar? Dünyayı terk ettiler, şeytanı terk ettiler. Şeytanın desiseleri yani kibirden, ucuptan, kibirden ve bunun şeytani bütün hasletlerden sıyrıldılar. Bundan sonra nefsin kademelerini geçmeye başladılar. Emmare ile beraber şeytandan da kurtuldular. Levvameden başlıyorlar tekrardan mücadeleye. Şimdi işte bunlar. Kim bunlar? Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülüğü alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.
Hangi müminlere bu müjde? Elbette elhamdülillah inşallah hepimiz içimizdeyiz ama tövbesinde, ibadetinde, hamdimizde, orucumuzda, rükûmuzda, secdemizde iyilik ve kötülükten alıkoyma uğrunda verilen mücadelenin her anında Cenab-ı Hak varsa müjdeler olsun bize. Dünya varsa henüz o müjdeye müteahhit değiliz. Adayız ama değiliz. Çünkü evliya Allah'a beyan eden bir ayet. Onlar da derece itibariyle yükselmişleri beyan eden bir ayet. Oruçlarını artık Allah korkusu için tutmayan, hadlerini kendisine kavuşmanın verdiği zevk üzere beyan eden, rükûsunu ve secdesini Hazreti Allah'a tam olarak yapan, iyilikleri emredişlerini bir dünya menfaati ya da iyi desinler diye yapmayan müminler müjdeleniyor. İbadetleri abid olmalarının bir hakikatiyle, onun keşfiyetiyle, onun muhabbetiyle yaşanıyor. Abdullah olmak kolay değil. Resulullah Miraç'ta beyan edildi bu isim. Allah'a abd olmak, ona abid olmak, ona kul olmak kolay değil. Terk etmeden dünyayı, terk etmeden şeytanı, sen zaten dünyayı terk edebilirsen şeytan senden kaçmaya başlayabilir. Şeytan senden kaçmaya başlayınca nefis ezilebilir. Bundan sonra ne var? İkinci defa وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ. Bu ancak işte ikinci defa niye söyleniyor? Birincisi merhale-i şeytaniden kurtulmak için, ikincisi merhale-i ilahide kendinden kurtulmak için. Çünkü evliyalar bile imtihanı bitmez. Bir yer gelir, o veli zat kendinde var olan haliyle sarhoş olursa Hazreti Allah'ı göremez. Hazreti Pir'in beyanatıyla biz her evliyaya şu yolda bir keramet veririz. Kim kendisine verilmiş o keramet ile sarhoş oldu, yolda oturdu kaldı. Daha diyor ilerletmeyiz onu. Orada bırakırız. Sarhoş olmazsa keramet ile, derdi Hazreti Allah ile buluşmak ise hepsinden gelir geçer. Zaten her şeyin ona verilme sebebi de budur. Niye bitmek tükenmek bilmeyen Hazreti Allah'ın denizinden o futuhatlar indiriliyor? Derdi Allah olmanın büyük payelerinin bir kazancı bir getirisi. Cenab-ı Hak ile Seyyidim arasında o büyüklerin muhabbetiyle, o aşk ile oluşmuş şey burada dile dökülüyor biz cahiller için. Aşıkların dili yok çünkü. Aşıkların dili yok. Öyle diyor ya adam, Resulullah'ı rüyanda gören, şurada gören, zuhuratta gören bir hakikat ve hikmet dairesinde gördüğü gösteriyor, göreceğiz, göreriz. Allah herkese göstersin ki, adam diyor ya, işte sen Arapça bilir misin? Onlar nece konuşur, nasıl anlaşırsın? Aşkın dili mi var be adam? Aşka dil atfediyorsun çünkü hala dünyevi bir hayat içerisinde. Muazene-i dünya hayatından bakıyorsun her şeye. Dünyalık metaların olduğun için bu sorular. Sorular zaten dünyaya aittir. Cennette kimse soru soracak mı? Yok. Çünkü her şey ortada değil mi? Cennete gitmeden soruları bu dünyada bitir. Bu dünyada Hazreti Allah'a kavuş. Olay bu kadar basit. Ama bu kadar zor. Hakikatse bu. Hikmetse bu. Dünyada cennet, ahirette cennet. Her birisinden vazgeç. Hazreti Allah ile buluşmaktır cennet. Bu dünyada buluşursan dünyanın hiçbir debdebesini umursamaz olursun. Öbür dünyaya bırakırsan inşallah şefaat nail olursa o cennette müttali olursun. Hazreti Allah bize nasip etsin diyelim. Cemalullah'ın nasip etsin, Resulullah'ın görebilmeyi nasip eylesin. Kulille Hazreti Allah son ayette ne buyurdu Hazreti Peygamber vahiy ilahinin dilinden? Lekum dinikum veliyedin.
Bütün bunlar bittikten sonra sizin inançınız olan, sizin kurguladığınız o din sizin, bizim dinimiz bizim. Bu bizimden kastettiğinde Resulullah'ın sen bizde olaydın anlardın ne olduğunu bak. Peygamber Efendimiz diyor ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Lekum dinukum veliye. Hazreti Peygamber diyor ki beni bileydiniz, bende kaybolabileydiniz, Bilal gibi bana bağlı olaydınız, Ebu Bekir gibi sıddık olaydınız, Hazreti Ali gibi olaydınız, Hazreti Hatice gibi olaydınız, bende kaybolaydınız, dinin ne olduğunu anlardınız. Fena fir Resul var mı? El cevap, lekum dinukum veliye din. Resulullah diyor ki, sizin dinini size, benim dinim bana. Din benim. Bende öyle bir din var, beni bulan o dini bulur. Beni bulmadan, bana kavuşmadan, benim gönlümde yer edinmeden, kusura bakma, edindiğin her şey sana ait olan bir dindir. Adını sen koymuşsun İslam diye. Kendine Müslüman demişsin, öyle diyebilirsin. Ama yolculuk bu uğurda değilse durum hikayedir. Çünkü قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ dini. Ayet de bu ayeti böyle açıklar. De ki, Hazreti Allah diyor ki Peygamber Efendimiz'e başka bir ayette. Onlara diyor söyle ya Muhammed. Ben dinimi Allah'a has kılarak onun hassında, onun havasında ve ihlasında sadece ona ibadet ediyorum. Gelin bana, ben öğreteyim size ihlas makamını. O makama ben ulaştım, benim elimden tutmadan gidemezsiniz o makama. Resulullah'ın kimse elini tutmadan ulaşamaz Cenab-ı Hakk'a. Allah lamelifle örttü, örttü, örttü. Yola çıkana çok hızlı açtı. Sorgu sual edene, nefsine, şeytanına, dünyaya takılanlara da o perdeleri öyle kalınlaştırdı ki insanların pek çoğu bu yüzden ümitsizliğe düştü. Dediler ki yanıyoruz, bitiyoruz, mahvolduk, perişan olduk. Oysa ki Müslüman gülen adamdır. Ümit var adamdır. Hiçbir zaman bu ümidin bitmeyeceğini belan edendir. Makamı ihlasa ulaşan peygamber eliyle asla ve kat'a hüzünlenecek ve hüzünlenenlerden olmayacaktır biiznillah diyelim. Cenab-ı Hak bizlere hakikaten o kelime-i tevhidde beyan edildiği gibi Allah'tan gayrı her şeye la demeyi nasip etsin. Amin. Dünyaya la diyenlerden eylesin. Amin. Şeytana ve şeytanın yollarına, desiselerine la diyenlerden eylesin. Amin. Nefsimizin istek ve arzularına la diyenlerden eylesin. Seyyidimiz gibi böyle hakiki bir mürşidin elinden bir gün o makam olur da nasip olursa Allah cümlemize nasip eylesin. Kendimize de la diyebilmeyi nasip eylesin. Ve en sonunda ömrü billah iman ile ömrün sonunda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah eşhedü en la ilahe illallah la ilahe illallah La ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek şu nefesi teslim etmeyi nasibi müessel eylesin. Seyyidimize, ailesine, müritlerine, ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı rızıklar, hikmetle dolu, hidayet dolu bir yolculuk nasibi müessel eylesin. Kardeşliğimizi daim eylesin. İslam kardeşliği nasip eylesin. Küffarın kurduğu bütün oyunları Cenab-ı Hakk'ın hakikat ve hikmetiyle yıkılması nasip müessel olsun. Hastalarımızın şifası için, hayırların fethi için, şerlerin defi için, Allah rızası için.